ertalab sahar chiqsa shu 9 ta qo'yni bo'g'izlab chiqib ketgan. Yana 4 ta ayol daradan qaytayotganda ro'parasidan chiqib qolgan. U qizlarga tashlangan u. Qana qilib qochib kirib ketganini ham bilmay qoldim o'zim. Undan keyin eshikka chiqish yo'q, kech payt eshikka chiqish yo'q. Asaka tumanidagi namuna bo'ston, Elash Qipchoq, Dormon va boshqa mahallalardagi xonadonlarda 2 oydan beri tinchlik yo'q. Yarim tunda noma'lum hayvon tomonidan qo'ylar, o'rdaklar, quyonlar bo'g'izlab ketilmoqda. Bir necha marta odamlarga ham tashlangan. Yarim kechasi ovga chiqayotgan bu mahluq xalq orasida yaxshigina sarosimaga sabab bo'lgan. Ayrimlar kechalari tashqariga chiqishga ham qo'rqib qolishgan. Bu mahluq xonadonlardagi uy hayvonlarini bo'g'izlab chiqib ketmoqda. Bu bo'ri, chiya bo'ri yoki quturgan it ekanligi ham ma'lum emas. Aholi orasida esa turli mishmishlar oralashda davom etmoqda. Yana 4 ta ayol daradan qaytayotganda ro'parasidan chiqib qolgan. U qizlarga tashlangan u. O kızlar dot va qilgandan keyin yaxshi mahallaga yaqin yerdan yugurib bolalar chiqib qolib qutqarib qolgan. Ularni. Ne ashlardan sal narog'da bir Omonullo degan yigitning uyiga shu shom atrofida kirgan u mahluq. Kirib qiziga tashlanganda shu dedi endi aytishi bo'yicha ovozi dedi juda beraycha yo bo'rmasa itni ovozi emas. Xunuk narsa, tumshug'i sal uzunroq, quloqi katta deb tushuntirdi endi. Bu mahluq kirgan xonadonlardagi qo'ylarni faqat bo'g'izlab chiqib ketgan xolos. Faqat bir xonadondan bir dona qo'y yo'qolgan. 24 dan 25 lab o'tar kecha soat 2-3 larda orasida shu qo'ylarimiz yeb ketdi, nimaligini bilmaymiz. 7 ta qo'y bor edi. 7 ta qo'ydan bitta qo'yni olib chiqib ketgan, qolganini chola o'lik qilib o'ltirib, bittasi tirik qolgan, uni ham mana shu ichaklarini chiqarib yuborgan. Uchastkavoyda ertalab tursak shu ahvol ekan, endi uchastkavoyda chaqirdim. Chaqirib uchastkavoy kirdi, ko'rdi, kameraga olib chiqib ketdi. Mahalla komitetiga bordik, uni ham chaqirib chiqdik. Ular vahima ham qilishmadi, indamadi. Hokimiyatga ham nima qildik, hokimiyatda yordamchisi bor edi. Unga kirdik, u ham rasmga olib ketgan bo'yi indamadi. Yana shun bilan o'lib ketsin deb indamay ko'rdik. Yana bunaqadan bitta meniki bo'lgan yo'q, ko'pchilikniki bo'lyapti. Quyonlar deb ketdi. Bir kun oldin quyonlar deb ketdi. Avval buro olib ketibdi deb indamadim. Ertasi kuni yana qo'yga kirdi. Ammo turgan, tik holda turdi. O'tkiga qaragan yo'q, ora kuchli bo'lsa kerak. Shu turgan bo'yi turdi, yurmadi ham. Undan keyin so'yib uni ham ko'mvaringlar dedik, ko'mib keldik. İşte. Qonni ochiq edi, mana tomoni ham ochiq, mana ekko tomoni ochiq, ichaklari nima bo'lib turibdi, lekin harakat qilyapti-da. Bundan tashqari odamlarga dalada va ba'zan ko'rinib qolganda uylarida ham hujum qilgan. Uni ko'rganlar bo'ri yoki it emasligini ta'kidlashmoqda. Mana hal tomonlarimiz yaranglik uchun hayotda ko'p anaqa yuradigan mana itmi, bilmaymiz, nimaligini ham bilmaymiz. Anaqa narsalar kelib qo'ymonlarni yomon g'ajib yuboryapti. Yuboryapti, juda ko'p chijoatiyma katta zarar ko'ryapti. U kuni iftorlikka shu yerdangina shu ko'kat terib olay deb chiqsam bir narsa mahal tomondan yugurib keldi, ovoz chiqarib, avval degan ovozlar chiqarib keldi. Qana qilib qochib kirib ketganini ham bilmay qoldim o'zim. Undan keyin eshikka chiqish yo'q, kech payt eshikka chiqish yo'q. Bolalarni ehtiyot qilib uyda olib o'tiribmiz. Men ham yomon zerikdik shu narsadan. Endi iltimos, endi kattalarga, hokimlarga iltimos qilamiz. 3 kun bo'ldi. Undan beri men eshikka chiqish yo'q kechasi. Bolalarni ehtiyot qilib uyda olib o'tiribmiz. Qani endi chorasini ko'rbanglar, juda ko'pchilik zarar ko'rdi bu narsadan. Tashqariga chiqishga ham qo'rqib qolgan mahalla ahli, ayrimlar qo'yxonalar atrofini panjara bilan o'rayapti. Ayrimlar xonadonlari devorlariga tikanli sim tortishga ham majbur bo'lmoqda. Bunday voqea oldinlari bo'lmaganligi va so'nggi 2 oyda 20 dan ortiq xonadondagi 100 ga yaqin qo'ylarni bo'g'izlab ketilganligi aytildi. Ertalab sahar chiqsa, shu 9 ta qo'yni bo'g'izlab chiqib ketgan. Shu bilan keyin biz sirasi uchastka bo'yiga telefon qilsak, ko'tarmadi. Oxirini shahar militsiyaxonasiga 9 ta qo'yni mashinaga yuklab olib bordik. Olib bordik, 8 da chiqib kelasizlar dedi. U dedi, bizni anaqa ishimiz dedi, hokimiyatga borasizlar dedi.
hakim uçurası buldu dedi, bugün dedi, silahge dedi, bitti odam koy veremem dedi. Tongatkinçe şugullanadı dedi. Mahalle aksakalı bilen bile vardık. Bar odik en u etki avcı buldu dedi, biz boramız dedi. Ettas günü keldi, yine ki u keli üç eski oya, hamidullah bilen bile çıkıp oge yürüdü, yaş getir atağı eki. Kullaz dedim, bu nakli yürüdüğüm bu sey dedim, u kemiydi, mahalleyce faaliyemiz dedi. Ya u dedi 40 kilometreden dedi, oktu poruktan kansın bile buldu dedi, kemiydi dedi. Hacat yok beydi nakli işte dedi, ben maşine kesi alıp dalada alıp yürüdüm ular. Keyin to'xtab tushdan oldin rasmga tushdi. Xullas qaytyasiz shu bitta ko'zi yongan narsani ko'rdik dalani ichida. Shu digarni ichiga mashinani olib kirib berib, paralarni yaxib berdik. Turibdi, oting desa to'xtab turinglar dedi. Yoniga bordin esicha yurdida. Shunchada paq etdi, otdingizmi desam, otdim dedi. Lekin siljigan yo'q u narsa. Keyin o'zimiz yog'ochlar bilan uni quvdik, qochib ketdi. Endi a bo'ldi u narsa yo'q endi kelmaydi deb. Shu sahar 2'ye yakın dedi, kaçıp yetişti. 9'da koyumuz var idi, şimdi boğazlap çıkıp gitken hamasını. İçkençe boğmayan, ülgüp boğamız, 3'de koyu kop gitken onun içi de. Bu yada yani 3'de bakıl etken koçkar var idi. Ettas günü yine gün kirmeydi de biz şu koyhananı, koyan koyuları setke bilen uğradı. Bir eti var ki gün damda olup ettelap çıksa, 2'de ördeği var idi. Şimdi yani yemeyken de boğazlap çıkıp gitken. Şu halat oldu. Kegen ondan ki yani mahalle selsevete odamya çıksa, şu şugullan yapız umulan dedi. Bir eti borsa hiç kim bizi yanakamadı. Üç eski oya telefon kısa. Ket yap bana hazır dedi. Bana boraman dedi. Avçılar et yaptı. O it de yaptı. İt o halatke soğumaydı. Eğer yediğim olsa bir tane tas. On tasını boğuzlayan tadını bir tane yiyiş gereydi. O yemeyen. Fakat şu konunun içip çıkıyordu ya. Ayrım hanedallarga bir neçe maratıba kirgen mahluk, koy, kuyan ve ordaklarını ham boğuzlab ketgan. O'ylaymiz ki mutasaddilar bu masalaga jiddiy yondashishadi. Bu mahluk birorta odamni nobud qilmasdan turib ushlanadi. Aholi orasidagi sarosimalar bosiladi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.